Bu videodan önce, önceden de okuduğum bu arkadaşın bir başka dini, iki nokta üst üste tasavvuf adlı daha başından çok agresif isimli kitabından biraz bahsetmek istiyorum. Bu kitapta yani kendisinin büyük tarikatlara savaş açmış olan Don Kişot Cemre'nin bu kitapta gördüğümüz şey ruhçular, mutasavvıflar, tasavvufçular tamamen dinsiz, Allahsız, inançsız, kendi kendine tapan varlıklar diye anlatılıyor. Yani kitabın daha başlangıcından itibaren tasavvufçuların lafta Kur'an'a inandığından bahsediyor. Bir kere bu çok ağır bir itham. Yani tasavvufçuların içinde Mevlana'da var, Şems'te var, Hacı Bayram'da var, Kuşadalı İbrahim Halveti'de var, Edirneli Sezai'de var, Şeyh Şabanı Veli'de var, Hacı Bektaş Veli'de var, Şeyh Bedrettin'de var. Cemre'nin adını bilmediği ve ben burada sayabileceğim yüzlerce belki binlerce kişi var. O bunların Kur'an'a inanmadığını, lafta inanıyormuş gibi yaptığını, yani inançsızlıklarını tasavvufun arkasına sığınarak anlattıklarını iddia edebilecek kadar ileri gidiyor kitapta. Kitapta uzun uzun örnekler veriyor. Bazı gerçekten doğru örnekler ve bazı hakikaten yanlış örnekler, manipülatif örnekler veriyor. Ama baştan sona zaten Cemre Demirel'in sapkın düşüncesi, tasavvufa yanından yöresinden dokunmuş, ulaşmış, bulaşmış herkesi dinsiz, Allahsız, inançsız sayması, onları Müslüman kabul etmeyişi başlı başına büyük bir sapkınlık. Bu zaten bir kenarda duruyor. Ama ben size bu gerçekten fiyasko metin, bu manipülatif ve fiyasko metinden bir örnek vereceğim. Ve kitabın başına almakta hiçbir beis görmeyen bu arkadaşın ne yapmaya çalıştığını oradan daha iyi anlayacağız. Şimdi diyor ki bu kişi, sözü geçen şahıs, efendim sufiler cennete ve cehenneme inanmıyormuş. Kur'an'da anlatılan cennete cehenneme inanmıyormuş. Onlara göre bunlar mecaz ifadelermiş. Allah'a yakınlaşmak cennet, Allah'tan uzaklaşmak cehennemmiş. Ve bunu eleştiriyor. Bu kişi doktora falan yaptı, ahlak doktoru oldu, tasavvuf ile kitap yazdı. Öyle bir cümle kullanıyor ki Allah'a yakınlaşmak cennet, Allah'tan uzaklaşmak cehennem ifadesini kullanıp bir de bunu eleştiriyor ve bunu İslam dışı kabul ediyor, inançsızlık olarak kabul ediyor. Ben vicdanınıza seslenmek istiyorum. Allah'ını severseniz veya artık kimi seviyorsanız, bir tasavvufçu size Allah'a yakınlaşmak cennet, Allah'tan uzaklaşmak cehennem dediğinde siz onun dinsiz olduğunu düşünürsünüz. Kitapsız, Allahsız, inançsız olduğunu düşünürsünüz. Ben tam aksine onun seçkin, elit, kristalize bir inancı olduğunu düşünüyorum. Ki zaten mesele Allah'a yakın olmak veya Allah'tan uzaklaşmak veya onun buyruklarına yakınlaşmak ve uzaklaşmak olmalıdır bir Müslümana göre. Ve bir sufi bunu böyle sistematize ettiğinde, işte gördünüz mü, bunlar cennete cehenneme inanmıyor, İşte Allah'a yakınlaşmak cennetmiş de Allah'tan cehennemmiş de diye bu eleştirilebilir mi? Bu arkadaş buradan yola çıkarak bütün sufilere başından itibaren işte Cüneyd-i Bağdadi'sinden tutun Rabiatul Adeviyesine kadar hepsine rahatlıkla Allahsız, kitapsız, inançsız diyebiliyor. Bu kadar ileri gidebiliyor ve gerçekten insanlar üzerinde bu saçma sapan fiyasko metnin gerçekten etkili olduğunu ben de gördüm. Ama size çok daha bariz bir örnek vereceğim. Zamanında bir mol olmaktan başka hiçbir şey olmayan Ebu Suud Efendi, dönemi Şeyhülislam'ı, bir sufi düşmanıydı o da. Ona göre de sufiler Allahsız, kitapsızdı. Yani Selefi, Vehhabi'yi, işte katır kutur Sünni'yi her yerde bulabiliyorsunuz. Her grubun içinde bunlar bir şekilde mevcut olabiliyorlar. Bu Ebu Suud Efendi zamanında Yunus'un bir şiirini hakkında fetva yayınlıyor mesela. Yunus'un şiiri cennet, cennet dedikleri birkaç ağaç, birkaç huri, isteyene ver onları, bana seni, gerek seni. Yunus'un şiiri bu, bu ünlü şiir. Ve bu adı geçen Cemre Demirel bu şiirden yola çıkarak Yunus'un inançsız olduğunu anlatıyor. Allahsız, kitapsız olduğunu anlatıyor. Neymiş efendim? Aslında ilk bakışta Yunus
kurnazca hareket yapıyormuş. İşte ben Allah'ın rızasını istiyorum, o yüzden cenneti istemiyorum diyormuş. Aslında burada inançsızlığını anlatıyormuş. İmansız olduğu için bunları yazıyormuş. Korkunç ifadeler. Ya düşünün, memleketin Z kuşağı, Y kuşağı, X kuşağı, bilmem ne kuşağı, gök kuşağı, ebem kuşağı falan kuşağı filan kuşağı, neyse artık. Bu arkadaşın bu kitabını okuyorlar ve içinde şu şiir, devamını da okuyayım. Ahilere ahiret gerek, sufilere sohbet gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. Yani bu şiiri ilk okuduğumda da son okuduğumda da hep şunu düşündüm. Bu adam Allah'a inanıyor. Daha da ileri gidelim. Bu adam Allah'ı çok seviyor. Yani başka zaman olsa efendim cennete gitmek için inanıyorlar, cehennemden kaçmak için namaz kılıyorlar diyen insanlar, bu kadar bilmiş insanlar dönüp bu şiire kalkıp işte bu inançsızlık manifestosu gibi görüyorlar. Ben tekrar vicdanınıza sesleneyim. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver onları bana seni gerek seni ifadesinde. Cenneti alçaltan bir şey mi var? Yoksa Allah sevgisini ve Allah'ı yücelten bir şey mi var? Ama bu sapkın düşünceli kişi rahatlıkla bu şiirden yola çıkarak ve bir şiirden yola çıkarak, daha korkunç bu, bir şiirden yola çıkarak Yunus Emre'ye inançsız diyebiliyor. Başka bir yerde Muhyiddin Arabi'nin katılmadığı bir düşüncesine yola çıkarak ona kafir, inançsız, Allahsız, kitapsız diyebiliyor. Bu kadar ileri gidebiliyor. Ben sonradan gördüm, İmam Gazali'ye, Muhyiddin Arabi'ye, Mevlana Şems'e sinkaflı ifadeler kullanıyor. Videoları var, şeyde dolaşıyor, YouTube'da dolaşıyor, videoları var. Neymiş efendim? Şey varmış, bunların düşünceleri hep kafirlikmiş, inançsızlıkmış ve bu alkolik Kur'an okuyucusu, canlı yayında sevişen sonra seviştiği kadını döven kişi size din, ahlak ve iman dersi anlatıyor. Bakın Yunus'un, garibim Yunus'un, miskin Yunus'un, bizim Yunus'un şiirinde kafirlik buluyor. Allah'ım bana sen lazımsın, bana sen gereksin dediği için bunu bir kafirlik olarak görüyor. Ebu Suud bile bu kadirleri gitmemişti. Bu arkadaş hiç gözünü kırpmadan bunları söyleyebiliyor.